Evet sevgili öğrenciler bu soruda Ercan Hoca tahtaya yukarıdaki verileri yazıyor ve k değerinin bulunmasını istiyor. Buna göre k değeri nedir? Sorumuz bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar P0'ın 9 olduğunu bize belirtiyor. P0 9. O zaman şöyle düşünüyoruz. Buradaki P'nin içindeki ifadenin 0 olması için 3x 9'un 0 olması için x'in alması gereken değer nedir? 3'tür. O zaman x'in yerine 3 yazıyorum. Burası P'nin sıfır değeri oluyor. Ve bunun 9 olduğunu soru bana vermiş. X'in yerine 3 verdiğim zaman 3'ün karesi 9. 9 çarpı 3 27. 3 verdiğim zaman 3K ve artı 6. Bu şekilde 27. 6 da burada var. 33 artı 3K. 3K'nın değeri ne olur? Eksi 33 eksi 24 olarak buluruz. K'nın değeri eksi 8 olmuş oluyor. Cevabımız 5 şıkkı. Evet sevgili öğrenciler. Bu sorumuzda Px polinomunu bu şekilde vermiş bize. P3x artı 1 nedir diye soruyor. X'in yerine X gördüğümüz yere 3x artı 1'in hepsini yazmamız gerekiyor. P3x artı 1 ifadesi 2 tane 3x artı 1 eksi 8 olarak yazarız. Dağıtırsak 6x artı 2 eksi 8'den 6x eksi 6 cevabını buluruz. Cevap C şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda P3x-1 ifadesi verilmiş bize. 2x artı 2 olarak verilmiş. Px ifadesinin ne olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar Px 3x-1 ifadesinde x'in yerine öyle bir şey yazacağım ki bu ifade x'e çevrilecek. Burada 3x-1 ifadesinin tersini yazdığımız zaman x'in yerine x ifadesiyle karşı karşıya kalacağız. 3x 1 ifadesinin fonksiyonuna da tersi x artı 1 bölü 3'tür. Fonksiyona göre tersi budur. x gördüğümüz yere bunu yazarsak o zaman p ifadesi 3 x artı 1 bölü 3 eksi 1 2 x artı 1 bölü 3 artı 2 buradan 3'ler sadeleşir. x artı 1 eksi 1 ifadesinden px eşittir. 2x artı 2 bölü 3 artı 2. Bunu düzenleyecek olursak 2x 3 çarpı 2 6. 2 de burada var. 8 bölü 3. 2x artı 8 bölü 3. Cevap 5 şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler. Bu sorumuzda bir tanımlama ile başlıyor. Px bir polinomsa diyor. Pa eşittir sıfırı sağlayan a sayılarına bu polinomun kökü adı veriyoruz. Px polinomunu böyle vermiş. Qx polinomunu da P'ye göre tanımlamış. P içinde Px. Px'in x kare eksi 4 olduğunu söylüyor bize. O zaman P x kare eksi 4'ü Qx olarak tanımlamış. Qx polinomunu bulalım. Px polinomunda x'in yerine x kare eksi 4 yazacağız. O zaman x kare eksi 4'ün karesi eksi 4 diye bir ifade bulmuş oluyoruz. Qx olarak. Bunu da açılımını yaparsak x karenin karesini aldığımız zaman ya da Sorumuza ne diyor? Bunlardan 1, 2, 3 şıklarından hangisi QX polinomun köküdür? Yani X'in yerine eksi 2 yazdığımız zaman yazalım. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Burası sıfırlar ama eksi 4 olur. Sıfır yapmadı sonucu. 1 olmadı. Eksi 1 yazdığımız zaman X kare ne olur? 1 yapar. 1 eksi 4 eksi 3 yapar. Karesi 9 yapar. 9'dan 4 çıktığı zaman da bu da sıfırlamadı. 1 yazdığımız zaman da Evet arkadaşlar bundan hiçbiri sıfırlamıyor. 1 yazdığımız zaman da 1'in karesi eksi 1 ile aynı anlama gelecektir. Bu da sıfırlamıyor. O zaman cevap hiçbiri olacak. E şıkkı diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda px x kare eksi 8x artı 17 şeklinde bir polinom var. Ve buradaki ifadenin sonuçlanmasını istiyoruz. Tabi bu göze hoş gözükmeyen bir durum. Buradaki işlemleri tek tek yapmaya kalkarsak herhalde olmaz bu iş. Bu şekilde soru çözülmez. Bunun bir pratik tarafı vardır. Pratik bir yolu vardır. Ona bulmaya çalışalım. Ve buradaki polinomun içinde yazılan ifadelerden bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Bakın burada dikkatimizi çekenlere x eksi 3 eksi x, x artı 11. Bakın burada şunu dikkate çektim. Topladığın zaman 8 yapıyor burası. Bakın şuradaki bütün ifadelerin içini topladığın zaman 8 yapıyor. Hepsinde bu 8 gerçekleşiyor. O zaman bu polinomda iç tarafları toplamı 8 olacak şekilde bir inceleyelim bakalım. Px polinomu x çarpı x 8 artı 17. Px'in yerine toplamı 8 olacak şekilde 8 eksi x yazalım. 8 eksi x yazalım. 8 eksi x. X'in yerine 8 eksi x yazarsak eksi x olur burası ve 17. Şimdi bu eksileri de dağıtırsam ne olacaktır? x x eksi 8 eksiyle çarptığım zaman bakın arkadaşlar ilginç bir şekilde bu iki ifade birbirlerine eşit oldu. Px eşittir P 8 eksi x oldu. O zaman buradaki ifadeler birbirlerine oranlandığı zaman bu iki ifade toplamı 8 olduğu için bu iki ifade birbirine eşittir. O zaman buradan 1 gelir. Aynı şekilde buradan bir gelir. Buradan bir gelir. Buradan da bir gelir. Bu da kaç tane terim olduğunu bulacağız. Bakın 11 ile başlamış. 12, 13 böyle gidiyor. Yani 10 eksiltirsek 1, 2, 3 diyeceğim. O zaman 10 eksiltirsem 11 tane cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler. Bu sorumuzda Px artı ikili bir ifade var. Gördüğünüz gibi. Ve bizim sorumuzda şu P 7x-5 polinomunun katsayılar toplamını istiyor. Bakın arkadaşlar bu P7x-5 polinomunu başka bir polinom gibi görürsek eğer Rx gibi bir polinom olduğunu düşündüğümüz zaman deseler de bize Rx polinomunun katsayısı nedir deseler hemen deriz ki x'in yerine 1 yazarsak buluruz derler. Dolayısıyla bu x'in yerine 1 yazma olayını burada yaparsak bununla bunun aynı olduğunu kabul etmiştik. O zaman bizim x'in yerine 1 yazdığımız zaman p2'nin ne olduğunu bulmamız gerekir anlamına gelir. Soru buraya gelir. P2'nin ne olduğunu bulmak için de burada geliriz x'in yerine 0 yazarsak p2'nin değerini buluruz. x'in yerine 0 yazıyorum. 0 yazdığımız zaman çıkan sonuç 4 oluyor. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda Px polinomu var. Gördüğünüz gibi bu polinomunun çift kuvvetli terimlerin katsayılar toplamını istiyoruz. Şimdi çift kuvvetli bilgi olarak şöyle bir hatırlayalım. Bir Px polinomunda bir Px polinomu için çift dereceli çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı için P1 artı P-1 bölü 2 işlemini gerçekleştiririz. Bunun sonucunda çift terimlerin kastelerin toplamını bulmuş oluruz. P1 değerine bakacak olursak P1 değeri ne oluyor arkadaşlar? 0 geliyor. P-1 değerine bakalım. X'in yerine eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 1'in karesi 1 yapar. X'in yerine eksi 1 verdiğimiz zaman buradan da eksi 2. Eksi 2'nin küpü de eksi 8 gelir. O zaman bu x'ini topladığımız zaman eksi 8. 2'ye böldüğümüz zaman eksi 4 cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda QX polinomunu tanımlamış bize. Bu polinomun diyor x-1 ile tabi şurasının silinmesi lazım. Böyle bir şey olmaz. Bu polinomun x-1 ile bölümünden kalan aşağıdaki hangisidir? x-1 ile bölümünden kalanı bulmak için x'in yerine 1 yazarız. x'in yerine 1 yazdığımız zaman Q1 değerinin ne olduğunu soruyor bize. Q1 x'in yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi 3 artı 7 1 Eksi 1 artı 1 gider. 7'den 3 çıktı zaman da 4. Cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Müzik